Veya Fadime Çilen babasını aramak için gelmişti. Maalesef annesinin hani senin baban bu dediği kişi onun babası çıkmadı. Orada bir hayal kırıklığı yaşadık. Ama ya her şerde bir hayır vardır. Evet. Lafı çok doğru. Tabii biz Fadime'nin işte babası olduğunu düşündüğü kişiyle buluşurken İbrahim Er'in Bursa'da yaşadığı evinden onu almaya gittik. Ve onun şartlarını görünce de hepimizin bir içi buruldu. İbrahim Bey yalnız ve bir süre sonra hani o yalnızlık onu bir çöp evde yaşamaya doğru Maalesef. itmeye başlamış. Evet. İşte başta bir konu komşu şikayet etmiş, belediye gelmiş ama diğer komşular zararsız bir adam deyince işte biraz temizlik yapılmış, gidilmiş falan filan. Orada kedileriyle sevgisini kedilerine veren, belki de kedileriyle konuşan, kedileriyle yaşayan bir adam bulduk. Sonra bu görüntüleri izlerken de biliyorsunuz Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Edebali aradı. Eşi Şükran Edebali programı zaten takip ediyormuş. Hemen o da eşine söylemiş. Biz de çok duygulandık. Onun evini Evet. yaşanılır bir hale dönüştüreceğiz dedim. Efendim evi biliyorsunuz. Açıkçası yani ben de evde bu kadar iş olduğunu tahmin etmiyordum. Ben de şey, bir badana boya yaparız demiştim ama hiç öyle olmadı evin içine girilince. Ev tabii bir de mikrop yuvası aynı zamanda. Bütün ev boşaltıldı, bütün ev yıkıldı, ilaçlandı, tertemiz yeniden boyandı, parkeleri yeniden yapıldı, mutfağı, banyosu her şey sıfırdan yapıldı. Ve bu 15 gün boyunca da İsmail Hakkı Bey, İbrahim Bey'i belediyenin sosyal tesislerinde misafir etti. Şimdi Müge niye ağladın dersen. Şimdi ilk İbrahim Bey'i şimdi görün. Kılığını, kıyafetini, üstünü, başını. Çok etkileneceksiniz siz de. Her şey harika olmuş. Ev harika olmuş. İbrahim Bey sanki yeniden yaşama dönmüşçesine. Çok yakışıklı, çok bakımlı ve çok mutlu. İlk eve girdi neyi sordu biliyor musun? Kedilerini. İzleyelim. Evet. Fadime Çilem Atay stüdyomuza babasını bulmak için gelmişti. Genç kadın babasının İbrahim Er olduğunu söylüyordu. Ekibimiz saatler içinde İbrahim Er'i buldu. Çilem ve İbrahim Bey stüdyomuzda gözyaşlarıyla buluştu. Ancak bu sırada sürpriz bir gelişme yaşandı. DNA testi istendi ve sonuç açıklandı. Evet, kan bağı önemlidir, bazen de değildir. Siz bu testin sonucunun açıklanmasını istiyor musunuz? İstiyorum. Baba kız çıkmazsanız hani bu sihir de bozulmayacak mı yani? Bozulmayacak. Ben baba dedim o adama. Babam beni bırakmadığı sürece ben bırakmam onu. İbrahim Er, Çilem'in babası değildi. İbrahim Er ve Fadime Çilem Atay arasında ebeveynlik yönünde ilişki bulunmamaktadır. Ben baba dedim bu adama ya, yok. Ben sana baba dedim. Ne olursun kızım de. Bana sarıl, ne olur baba. Sıcaklığını hissedin. Ancak yayınımız sırasında Bursa'da çok zor şartlarda yaşadığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Bey'in oradaki yaşam şartlarının düzeltilmesi lazım. Çünkü o gitgide bir çöp eve dönüşecek. Yani İbrahim Bey'in böyle şöyle evinin güzel bir boyanıp eşyalarının yerleştirilmesi lazım. Programımıza bağlanan Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, İbrahim Bey'e evini yenileme sözü vermişti. Gerçekten ben de çok etkilendim. Biz önce evinin genel bir bakımını yapacağız, boya patanasını. Ay çok güzel. Ondan sonra eşya ihtiyacı varsa, beyaz eşya, mobilya, hepsini de dayağı döşeriz. Ay çok teşekkür ediyorum başkanım, çok sağ olun. 15 gün sonra ve İbrahim Er yeni evine kavuştu. Çalışmalar evdeki kullanılmayacak eşyaların atılmasıyla başlamıştı. Ardından ev ilaçlanıp tadilatı tamamlandı. Boyanan evde yerler de parkeyle kaplandı. İbrahim Bey'in evi Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından sadece 15 günde tamamlandı. Evin bahçesi rengarenk çiçeklerle süslendi. Bahçe düzenlenirken İbrahim Bey'in çok sevdiği kedileri de unutulmadı. Evin içi de baştan aşağı yenilendi. Mutfak harika olmuş. Duvarlar boyanmış, tesisat döşenmiş, set üstü ocak konulmuş. Çamaşır makinesi var, buzdolabı var. Hemen halılarla lambayı da gösterelim. Onlar da çok güzel çünkü.
Kapılar da yenilenmiş. Sıra dekorasyona geldiğinde Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin eşi Şükran Edebali devreye girdi. İbrahim Bey çok rahat edecek çünkü hatırlarsanız burası bomboştu. Hiç eşyası yoktu. Şimdi ise misafirlerini ağırlayabileceği çok şık bir salonu olmuş oldu. Şükran Edebali evin tüm eşyalarını bizzat seçti. Bir evde ihtiyaç duyulabilecek her şey en ince detayına kadar düşünülmüştü. Ve İbrahim Bey'i ilk kez geldiğimizde bizi ağırladığı odaya götürüyorum sizi. Bakın nasıl değişmiş oda. İbrahim Bey'in yatabileceği bir yatağı var artık. Rahat rahat yatacak. Dolabının içinde eşyaları dizili artık. Büyük ekran bir televizyonu var. Bu odaya sıcacık yapan bir ısıtıcısı var. Ev hazırlanırken İbrahim Erse, Yıldırım Belediyesi'ne ait misafirhanede bekliyordu. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Kravatınız, ceketiniz çok şık. Evet, şık olduk. Yani sağ olsunlar yani her şey güzelce oldu yani. Evim yerindendi. Bir dakika fikrinizi alayım. Ama hakikaten. Ya. Bakarsan bağ olur. Evet. Evet. Ben her zaman bunu savunuyorum. İnsanlara küçük dokunuşlar çok önemlidir. O minik dokunuşlar bile insanların hayatını tamamen değiştirebilir. Evet. Yeter ki doğru dokunuşlar olsun. Şimdi tabii izleyicilerimiz duymadılar. Eminim siz de evde aynı şeyi söylüyorsunuzdur. İbrahim Bey bir çıktı bütün şey stüdyo oldu yani valla. Ben harika maşallah. Ceket de çok şık. Ne? Ceket de çok şık bir ceket kıyafet. Ama şimdi 15 gündür insan içinde evet. Sıcak yemeğini yiyor, orada insanlarla konuşuyor. Bak evet. Adamın konuşması açılmış, saçı başı yüzü gözü yerine gelmiş. Her şeyiyle. Evet. Üstü evet. Başı pırıl pırıl değil mi? Allah razı olsun. Kimin neredeydiyse her birinizden yani Allah ne muradınız varsa versin. Amin. Hiç kolay değil yani valla. Yani tıraşına kadar şeyine kadar ilgileniliyor. Öyle hiç kolay işler gayet değil tabii. Yani. Gayet tabii. Ama bak pırıl pırıl oldu. Hakikaten öyle. Yani. Bravo. Hadi devam edelim. Evim yerindendi. Başka bir yeni bir hayata başlıyoruz. Evi ben hiç görmedim. Sürpriz olacak. İbrahim Bey yeni evini çok merak ediyordu. Acaba neler değişti? Bir an evvel görmek istiyorum. Evinizde ne olsa sizi mutlu eder? Kedi evi, onların yatacağı bir yer. Acaba yapmışlar mı? Gidip görelim yani. Hadi o zaman kalkın gidelim. İbrahim Bey buyurun, hoş geldiniz evinize. Hoş buyurun. Bulduk. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım ya. Yani heyecanlı olmaz mı? Gidelim mi görmeye? Girelim. Bahçeniz nasıl? Güller ekmişler. Güzel olmuş ya. Birkaç adım daha atalım şimdi. Bakın ne var orada. Bakın. Güller, çam ağacı. İbrahim Er bahçedeki kedi evini gördüğü anda gözlerinin içi güldü. Kedilerin evi, yatacak bir yer yapmışlar işte onlara. Yemek de koymuşlar, su da koymuşlar. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Kedi evini uzun uzun inceledi. Sıcak olur, üşümezler. Peki sizin ev nasıl acaba? Üşümez. Gidelim bakalım ya. Hadi, ev terliğiniz de var. Çayım varmış, bardağım da var. Ben size çay demlerim. Kahvaltılık da koymuşlar, karnımızı doyuruz. Halılar çok güzel olmuş. Lambalar da çok güzel, avizeler. Rahat koltuklar, ev sıcacık olmuş. Şu yastıkların güzelliğine bak, sanki damat evi gibi olmuş. İnanamıyorum ben, benim evim böyle olacak mıydı? Güzel olmuş, çok güzel. Banyo tertemiz olmuş şöyle, badanası boyası olmuş, çöplerimiz var. Tam da rahat, güzel uyurum bunda. Suyumu, ilacımı buraya koyarım. Bakın eşyalarınız da var içinde. Yıkanmış, ütülenmiş. Bol bol Müge Hanım'ı izlerim. Yeni evin ilk misafiri de Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ydi. Nasılsınız İbrahim Bey? İyiyim. İyi misiniz? Vallahi benden daha şıksınız ha. Beğendiniz mi evi? Beğendim mi? Evet. Güle güle oturun. Ben de sizin en çok neyinizi beğendim biliyor musunuz? Siz biraz insanlara küsmüşsünüz ama yüreğinizde sevgi hep kalmış. O sevginizi hayvanlara vermişsiniz. Bize oradan da ders verdin yani. Şimdi o kedilere burada bakalım. Kedi evi de yaptık size. Herkesin böyle içinde böyle şeyle hayvan sevgisi olursa ne diyeyim yani insana da sevgisi olur. Tabii.
biz teşekkür ediyoruz Müge Hanım'a. Gerçekten toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yapıyor Müge Hanım. Çok güzel bir evi oldu İbrahim Bey. Odaları, yaşayacağı mekan. Komşuları da zaman zaman davet edersiniz artık. Bahçeye gelip otururlar. İnşallah güzellikler içerisinde yaşar. Fadime kızım hani istediği zaman gelirsin. Kapım sana açık yani gelip kalabilirsin. Torunu da getirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Ha. Evim çok güzel olmuş. Çok beğendim. Hayal ettiğimden daha güzel olmuş. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim. Yani onun sayesinde hayatım değişti. Efendim bu alkışlar Sayın İsmail Hakkı Edebali ve eşinin nezdinde tüm emeği geçen herkese. Çünkü bu evin çalışmaları yapılırken de bütün ustalar yani ellerinden gelen en güzelini yapmaya çalıştılar. Evet. Herkesin emeği var, katkısı var. Güle güle otursun. Allah razı olsun. Şimdi tabii bundan sonra aslında İbrahim Bey'in konu komşusuna da bence çok önemli bir iş düşüyor. Evet. Ben hep şöyle bakıyorum hayata. Yani hiç kimse ben çok akıllıyım, çok bilmem neyim, çok başarılıyım da şöyle oldum, böyle oldum demesin. Bir de hayat, bir de yani nasıl anlatayım? Aynı bu bir maraton ama hani startı başlangıç noktamız aynı değil her birimizin yani. Kimimiz hayata daha önde başlıyoruz, kimimiz daha geride başlıyoruz. Yani hayatın bütününe baktığınızda bu böyle. Kimisi hani büyük bir zenginlik içine doğuyor. Kimisi hiç anne baba yüzü görmüyor. Kimisi evet işte IQ'su, zekası 140'la doğuyor. Kimisi 70'le doğuyor falan yani. Hani aynı yerden başlamıyoruz. Hayatın içinde mutlaka o dengeler vardır yani. Onu Rabbim bilir neden öyle olduğunu ama. Şimdi özellikle konu komşuya şunu söylüyorum. Hepimiz İbrahim Bey'in yerinde olabilirdik. Yani keşke İbrahim Bey benim komşum olsa. Ne olacak ya? Bir çorba ısıtmışsınız. Evet. Eminim veriyordunuz. Şimdi daha çok yardım edin. Yani bir tabak çorba da ona verelim. Beyefendiler işte haftada bir gün alın bir tıraşa götürün onu. Yani biraz insan içine de girsin hem. Birilerinin onu ilgilendiğini, sevdiğini bilsin. Bunu söylerken sakın yanlış anlaşılmasın. Ben ablası, eniştesi ilgilenmedi de demiyorum. Hiç kolay değil bir insanın bakımını... Bu kadar yetişkin bir insanın bakımını belirli bir yaştan sonra tek başına üstlenmek. Keşke Fadime de onun öz kızı çıksaydı. Evet. O zaman hep onu düşündüm. Ah dedim ne güzel Fadime'nin de evi yok. Şimdi kızıyla beraber gelseydi. Belediye başkanı da ben de size iş bulurum dedi falan ama keşkelerle iş yürümüyor. Şimdi konu komşu olarak Allah rızası için. Hanımefendiler bakın ben mesela yurt dışında böyle gruplar, topluluklar izliyorum. Böyle çöp evi olanlara iyilik grubu oluşturulmuş. Gidiyorlar, evlerini temizliyorlar, gidip arada rehabilite ediyorlar. Ne olacak ya? Hani şu evi de bozmayalım. Kendi başına yine aynı şey olur. Kendi başına kalırsa. Ama bakın artık konuşuyor, gülüyor. Ya hayvanları sevelim, hayvanları seven insanları da sever diyecek kadar da aklı başında bu adamın. Ama talihsiz işte yani gelmiş başına talihsizlikler. Rahatsızlık olabilir, başka şeyler olabilir. Rica ediyorum İbrahim Bey'in konusundan, komşusundan şu güzelliği devamı için artık bizler de toplumsal olarak elimizden geleni yapalım. O da güle güle otursun. Ay Fadime de telefon attınız benim Fadime Çilen. Çilen'cim günaydın. İyiyim yavrum, sen nasılsın? Ya aslında toparlanmaya çalışıyordum ama babamın sesini duyunca rastlıyordum, kötü oldum. Baban diyor ki gelsin torunumu da getirsin, evimin kapısı ona her zaman açık diyor. Evet duydum. İzliyorum sizi şu anda. Ne güzel olmuş değil mi? Evi de çok güzel olmuş. Evet, belediye başkanımızın ellerine sağlık, işçilerin ellerine sağlık, sizin yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Canım benim. Yani bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen de geldin burada, babanı aradın. Tamam İbrahim Bey baban çıkmadı ama onun hayatını yeniledin. Ne mutlu sana. Her şeyde evet. İşte bir vesile olmak önemli. Ama Fadime Hanım da onu yalnız bırakmasın. Fadime kızım, arada bir git, elinle bir çay demle, sabah kahvaltısını beraber oturun yiyin. Yani çocuğunu da götür, onu artık
seni kızı çocuğunu da torunu olarak kabul ediyor. Biraz önce de Fadime'yi, torunumu hep beraber bekliyorum. Bu da onların yeri de var diye söyledi İbrahim Bey. Sen de ihmal etme kızım.